Ediyor. Enver Erkan, ALB Menkul Değerler'den bizi bekliyor. Enver, iyi geceler. İyi geceler Barış. İstersen senden bir altın yorumu rica edelim Enver. Altın için ne dersin? Nasıl hareketlendi bugün altın? Tabii şimdi Barış, altına baktığımız zaman 1200 ile 1180 dolar arasında bir konsolidasyon bandı oluşturduğunu görüyoruz. Bugünkü hareketlerde genel olarak aşağı yönlü eğilim göstermişti. Bugün işsizlik başvuruları verisi geldi ve beklentilerin aşağısında bir veri geldiğini görüyoruz. Bu biraz altını aşağı doğru baskıladı diyebiliriz. Tabii yarın tarım dışı istihdam verisi var. Altın açısından da oldukça önemli olacak. Piyasa medyanına baktığımız zaman 230 bin olduğunu görüyoruz. Ancak beklentiler genellikle 200 bin 230 bin aralığında yoğunlaşmış durumda. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri dolar endeksinde yukarı yönlü hareket ve altın tarafında da aşağı yönlü harekete neden olabilir. Burada 1180 seviyesi aşağısında kalıcılık sağlayabilecek bir altın ilk etapta 1165 desteğini doğru hedefleyebilecektir. Diğer taraftan eğer ki veri olumsuz gelirse altında yukarı yönlü hareketler özellikle 1200 seviyesine dikkat etmek gerekiyor. Özellikle 1200 seviyesi uzun vadeye doğru bir yükseliş eğilimine yayılması açısından önemli. Ancak altın 1180-1200 aralığında kalmaya devam ettiği sürece hiçbir yöne doğru eğilim göstermeyecek, bir konsolidasyon bandı içerisinde kalmaya devam edecektir. O yüzden ya 1200'ün yukarı yönlü kırılması gerekiyor, yukarı yönlü bir trend başlangıcı için, ya da 1180'in aşağı yönlü kırılması gerekiyor. Enver, bir de petrolü konuşalım derim bu akşam. Çünkü bir dönem seninle petroldeki yükselişi konuşup tartışmıştık. Bugün %3'ün üzerinde eksi var. Hem Brent'te hem Amerikan tipi ham petrolünde. Bugünkü düşüşün acaba nedeni nedir ve yeniden aşağı doğru gelmeye devam edecek mi petrol? Şimdi Barış, petrol tarafına baktığınızda tabii bu haftaki stok verileri oldukça önemliydi petrol için ve aşağı yönlü eğilim göstermesiyle beraber stokların dünkü fiyatlamalarda yukarı yönlü hareketler petrol tarafında görmüştük. Hem NYMEX'te hem Brent tarafında. Bugün ise şöyle bir algı oluştu. Petroldeki yukarı yönlü hareketi talebin desteklemeyeceği endişeleri. Yani küresel arz fazlası belki yavaşlayabilir ancak talep bunu desteklemezse petroldeki yükselişte uzun vadeli olmaz algısı. Özellikle Brent petrole 70 dolara yakınsadıktan sonra satışlar getirmeye başladı bu. Ve diğer taraftan baktığımızda geniş resimde Brent'in yukarı yönlü bir eğilim göstermeye devam edebilmesi için 65 dolar seviyesini koruması gerekiyor. Aynı durum NYMEX için 60 dolarda geçerli. Şu anki durum içerisinde Brent tarafında 70-65 dolar bir bant aralığı, 65 dolar aşağı yönlü kırarsa aşağı yönlü eğilim ağırlık kazanabilir. NYMEX tarafında ise 60 doların aşağısında bir seyir oluşursa NYMEX'de aşağı yönlü bir eğilim kazanabilir. Şu anki görünüm bunu gösteriyor. Enver Erkan, çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık değerlendirmeleri için. ALB'ye bir kez daha kolay gelsin diyelim. Biz efendim devam ediyoruz sohbetimize. Murat